Manisa Belediyesi Ulu Camii bölgesinde bulunan ve darphane olarak bilinen eski yapıtta kazı ve restorasyon çalışmaları başlattı. Belediye Başkan Vekili Mimar Azmi Açıkdil devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Açıkdil, Manisa Belediyesi tarihinde ilk kez eski eserde kazı yapıldığını belirterek şunları söyledi. Hemen yakınında Manisalılar tarafından darphane olarak bilinen bir eski yapı. Şimdi burasını yıllar önce restore etmişlerdi ama restorasyonu özgün haliyle yapılmamış, kesme taşlar kullanılmıştı. Bu da Selçuklu eserlerinden biri. Selçuklu eserlerinde daha çok molos taş kullanılıp kesme taş veya düzgün taş, derzi taş işlem yapılmamıştır. Burası darphane olarak biliniyor ama Anıtlar Kurulu'na biz bu eseri restorasyon projesini hazırlayıp da tahsiye gittiğimizde sanki buranın bir mescit olabileceği, bir ikinci ihtimalin de Topkale dediğimiz kale kapıları gece kapandığında işte kale dışında kalanların, kapı içeriye girmek için yetişemeyenlerin burada geceyi konakladıkları bir yer olarak da tahmin edilebiliyor. Bu bölge, bu eser daha önce biz yine Anıtlar Kurulu'ndan kazı çalışmaları için izin aldığımızda kazıları yapıldı. İki kemer gözüküyor. Bir üçüncü kemeri daha var yanında, kazılardan onlar da çıkarıldı. Manisa Belediyesi tarihinde ilk defa kazı ve restorasyon yapılıyor. Eski eserin kazı ve restorasyonu. Belki de Türkiye genelinde de kazı yapan ilk belediye Manisa olabilir. İnşallah müteahhit firmamız projesine uygun restore edildikten sonra da güzel bir eser kazandırmış olacak. Onun da tarihi eser olarak da Manisa'mıza kazandırmış olacağız.